Herkese Vietnam'dan selamlar dostlar. Şu anda Hanoi'deyim. Burası Vietnam'ın başkenti. Pazartesi gecesi dışarıya çıktım. Hanoi'nin en hareketli olan yerindeyim ve bugün beraber Vietnam Hanoi'nin gece hayatını beraber keşfedeceğiz. Gece sırasında sokaklarda neler var, insanlar neler yapılıyor, yani nasıl aktiviteler var sokakta, bunları beraber keşfedeceğiz. Bulunduğum yer Old Quarter olarak geçen bir bölge. Burası Hanoi'nin en hareketli yerleri diyebiliriz. Burada bir sürü mekanlar, restoranlar, barlar, ne arasanız her şey var. Hadi bakalım beraber görelim Hanoi sokaklarında neler varmış. Öncelikli olarak sağ tarafta gördüğünüz yerler restoran tarafı. Burada insanlar yemek yiyorlar, alkol içiyorlar. Hani restoran, bar, sokak tarzı böyle bu şekilde. Hello. İnsanlar burada. Burada akşam yemeklerini yiyorlar. İşte en hareketli yerler burası. Ablamız sen ne yaptın abla? Burada böyle terazi şeklinde mangolar, muzlar falan satıyor. Yeah. Hello. Hello, xinchao. Happy mango. What is this? Oh, heavy? Oh, baya... How can you carry this? 40 kilo. 40 kilo. I think you are very stronger. 40 kiloymuş bu taşıdığın şey. Maşallah abla, sen nasıl taşıyorsun bunu? Benim burada en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi buradaki restoranlardaki masa sandalye sistemleri. Yani bakar mısınız, burada Vietnam'da o kadar alçak masa sandalyeler var ki sanki böyle çocuk boy gibi böyle. Hello, thank you brother. Yani bakın ne kadar alçak küçük sandalyeler var böyle. İnsanlar yani nasıl oturuyorlar burada. Çok ilginç değil mi? Bütün her yerdeki masalar aynı şekilde. Burada da böyle masalar, sandalyeler çok alçak böyle, güzel. Ve ortam kısacası Hanoi'de böyle. Bulunduğum yer en hareketli yerler tabi. Burada müzik, eğlence, ne arasınız her şey var. Bir de bugün pazartesi gecesi. Bir de burayı hafta sonu düşünün, çok daha kalabalık. Hi bro. Thank you. Yeah, good. Chibia. Huh? Chibia. Chibia? For YouTube. Yeah, see you bro. Evet, şimdi geldiğimiz yer bir barlar sokağı tarzında bir yer buraya. Burası çok turistik bir yer. Genelde bütün yabancılar, turistler veya yerel halktan eğlenmek isteyenler, içmek isteyenler, dans etmek isteyenler bu tarz yerlere geliyorlar. Buradan devam edelim böyle. İşte bir barlar sokağı gibi bir şey böyle, yani alkol, eğlence falan böyle farklı masa sandalye sistemleri, tabure böyle alçak yine. Barlar sokağında da böyle oturup içiyorlar. Burada yemek yiyenler var. Hadi bir bakalım, mesela bir bira ne kadar? How much one beer? 25 one beer. 25,000. It's very good. Yeah. Big one? One size. Small size, okay. One size. Ah, it's good. Okay, thank you. Maybe later. Okay. Ana, tutun elimden götürüyor. No. Later. Okay, I take video. Yeah. I come after. Yeah, okay. Thank you so much, brother. Adam tutun elimden götürüyor. Hello. Bakalım şurada yemek fiyatları falan. Foods are almost 150, 200, right? Okay. I visit later. Thank you. Evet, böyle burada bayağı bir yabancı görünce yapışıyorlar. Bir bira 25 bin dedi. O da tam 1 dolar ediyor. Hello brother. Hello. How are you? 22. What is your name? Balema Hai. Balema Hai. Nice to meet you brother. Nice to meet you. Nice to meet you. See you brother. Hi man. Hi bro. Thank you. Hey, ring my phone. Yeah. Thank you. Thank you. Maybe later. Okay. See you. See you bro. Burada ortam böyle. Hello brother, how are you? I'm good. Where are you from? Turkey. Hello Turkey. Hello. You say hello Vietnam. Hello Vietnam. Yeah. Vietnam is very good. See you bro. See you guys. Sıcakkanlı insanlar ya burada, hani Vietnamlıların bu oyunu seviyorum. Vietnamlılar sıcakkanlılar ya, böyle arkadaş canlısı insanlar. Burada ablamız da o. Meyve tezgahı. Gel abla, buyur ablam, buyur. Come here. Hello, maybe I visit later, thank you.
Burada ortalama bu barlar sokağındaki bira fiyatları yaklaşık böyle 25 bin civarına satıyorlar biraları. Yani o da 23.501 dolar ediyor. Yani bu barlar sokağında bile bir bira içmek, yani bu sokakta, yani en pahalı yerlerden söyleyeyim, en pahalı, en çok gençlerin ve turistlerin takıldığı yerde bile bir bira içmek 1 dolar arkadaşlar. Hadi olsun, bazı yerlerde 1.5 dolar. Ve az önce de gördüğünüz gibi Vietnamlı insanların samimiyetini seviyorum. Çok samimi insanlar, böyle bayağı bir arkadaş canlısı hepsi. Yani böyle samimiler, böyle art niyetli değiller, böyle seni dolandırmaya veya kavga yürültü, art niyet falan olayları ben görmedim, yaşamadım daha henüz. Yani şu an bir sıkıntı şu ana kadar görmedim. Vietnamlı insanlar sıcakkanlı. Gördüğünüz herkes geliyor, laf atıyorlar. Böyle bir temas kuranlar da var, böyle fiziksel temas falan. Tabii hepsi arkadaşça böyle. Sadece Vietnam'da şu an 3. günüm, 3 gün içerisinde geçirdiğim süre zarfına göre Vietnam hakkında çoğunluk olarak güzel şeyler söylerim. Hani kötüleyemem, Vietnam şöyle kötü bir ülke, böyle sıkıntı ben görmedim. Vietnam temiz abi, güzel, gelin gönül rahatlığıyla gezersiniz, sıkıntı yok, güvenli bir ülke. Sadece mesela kötü anlamda konuşmam da gerekirse, tek bir tane hoşuma gitmeyen özellikleri var Vietnamlıların. Sokak satıcılarının çok aşırı ısrarcı olması. Yani mesela bir yere oturuyorsun veya yolda yürüyorsun. Şu an benim kamera açık diye size denk getiremiyorum. İnsanlar çekiniyor çünkü kamera var diye, de kamera yokken insanlar geliyor. Çok ısrar ediyorlar. Bir şey satmaya çalışıyorlar. Hayır dedikçe, yani bir 10 kere hayır demen gerekiyor. İstemiyorum kelimesini 10 kere demen gerekiyor. Sokak satıcıları çok fazla ısrarcı. Tek söyleyebileceğim kötü özellik bu. Gerisi Vietnamlılar güzel insanlar. Ve burası da görün mesela bir sokak restoranı. İnsanlar burada yemek yiyorlar, burada pişiriyorlar. Ve restoran bu şekilde. Taboreler yine alçak. Çok dikkatimi çeken bir şey ya. How are you brother? Görüyorsunuz ya, sıcakkanlı güzel insanlar ve genel olarak sokaklarda bu şekilde burada. Old Quarter, yani en merkezi yerlerden. Ben en son bu mata sandalye sistemini en ağırlıklı olarak Brezilya'da görmüştüm. Brezilya videolarımdan da zaten tanımıştınız iyice. Orada da hep mekanlar Orada da hep böyle hani plastik sandalye, plastik masa sistemleri vardı Brezilya'da da. Burada da hep aynı şekilde, hani böyle tahta veya diğer türlü sandalyeler yok. Sadece buranın Brezilya'da tek farkı, buradaki sandalyeler çok alçak, çok küçük. Yani öyle bizim ülkemizde 8-10 yaşındaki çocuklara verdiğimiz sandalye boyutlarında. Ve genel olarak hareketli yani. Bakmayın bugün pazartesi, saat akşam 9. Hafta sonu burası çok da hareketliydi. Aşırı yorgun olduğum için hafta sonu video çekemedim. Şimdi ancak pazartesi çıkabildim. Bu Asya ülkelerinde de en sevdiğim şey böyle restoran ve sokak yemekleri yani, kesinlikle. Burası da yani klasik bir lokal bir restoran. Bakın burada insanlar geliyorlar, burada yiyorlar. Thank you brother, I'm full now. Thank you so much. Thank you. Bakın mesela şu taraf mutfak. Burada pişiriyorlar, böyle yerlerde yiyorlar. Yani oldukça salaş bir görüntüsü var. Burada bar, alkollü yer. Yani genel olarak burada tamamen turizm için bayağı bir canlı yerler. Burası da restoran yine bölümü bu şekilde gördüğünüz gibi. Genel olarak ağırlıklı olarak sokak yemeklerinden satılıyor burada. Yani pardon, sokak yemeği diyorum. Deniz ürünleri ağırlıklı olarak satılıyor. Noodle, deniz ürünleri var. Tavuk da fazlasıyla var. Domuz eti var. Her şey var yani. Herkese hitap edilen yemeklerden var hemen hemen. Yine bir restoran tarzı buralarda böyle. You can't. Say some things. Yeah, thank you. Say some things. What you feel now? Are you shy? No English. Okay. See you brother. Thank you. Bye bye. Kamerayı ilk görünce böyle selam veriyor herkes, böyle hareket yapıyor, merhaba falan diyorlar da sonra utanıyorlar hemen. Burada da müşteri çekmeye çalışan kardeşimiz. Thank you brother. Maybe later. Yani az önce dediğim gibi hani çok böyle ısrar etme huyları var demiştim size Vietnamlıların, böyle bir satış falan. Ya tabii şimdi maalesef ki ömürleri boyunca da, önceki videomda zaten Vietnam'ın tarihini size anlatmıştım. Neden çok böyle, yani çok böyle fakir bir durumda olan bir ülke. Maddi gelirleri, maaşları, para durumları çok zor bir durumda bir ülke. Ya bunun sebebi hep sömürge ve savaş ülkesi olması. Yani Fransa, Japonya ve Amerika olayları, eski videomda bunları anlatmıştım size. Bakın burada da böyle bir mesela sokak kenarında bir mekan var, böyle bir restoran bar şeklinde. Yani ülke yani turizme muhtaç, yani öyle söyleyeyim. Çünkü para birimleri çok kötü, halk çok fakir. O yüzden yani benim gibi yabancılara ihtiyaçları var.
para kazanmaları için. Yani bizim burada bir satın alacağımız bir bira veya bir yemek onlar için büyük bir katkı. O yüzden çok böyle hani sokakta yürürken sürekli buyur mekanımızda otur, restoran, bar, her neyse. Yani sürekli bir satış yapma eylemindeler böyle. Ya doğal olarak tabii ki hak veriyorum, bu kötü bir şey değil ki, bu bütün ülkelerde aynı şey. Ama Vietnam'da bu biraz bir tık daha fazla, ben bunu hissettim. Yani turizme muhtaç olma, yabancıya muhtaç olma olayını Vietnam'a bir tık daha fazla hissettim ben bunu. Hi bro. Is your bar looking very good bar? Ben burayı beğendim, güzel benziyor. Looking nice brother. I will sit later. Thank you. Sıcakkanlı insanlar ya. Vallahi sıcakkanlılar ya, böyle iyiler ya. Ay yine böyle bir restoran mesela. Salaş, otantik böyle. My friend, I come here today. Good. Ben bugün burada yemek yemiştim, şimdi hatırladım. Şu arkamda gördüğünüz restoranda oturup yemek yemiştim. Bayağı bir dolu. Ben buraya sabah gelmiştim bu sokakta. Burada bir noodle'lı et yemiştim. Fiyatı 3 dolardı. Gayet güzeldi. Akşam yemeğimi burada yemiştim. Şimdi denk geldi yine aynı adam. Gel diyor, bir daha ye diyor. Oh, abla yine çıktı karşıma. 40 kilo. 40 kilo taşıyor ablamız ya şu an. Bu gördüğünüz 40 kilo. Abla maşallah, bir bilek güreşi yapsak sen var ya, devirirsin. Thank you. Hello. Hello. Thank you, maybe later. Thank you ablam. Thank you so much. Thank you ablam. Bye bye. Helal olsun, 40 kilo taşıyor ya. How are you brother? Yeah. Beer? Yeah. Maybe later. No, I record video, I come later. Beer, ona hayır dedim. Maybe later. Thank you. Hey bros, beer. Maybe later. Herkes bira içmeye çağırıyor. I come 10 minutes later. 10 minutes later, okay? See you later. I come now, I record video. When I finish the video, I come back. Herkes bira içmeye çağırıyor beni ya. Diyorum 10 dakika sonra, 10 dakika sonra falan. Ben size bir etrafı göstereyim. Ondan sonra geliriz, bir tane içeriz, keyif yaparız. Hi bro. What happened to your eyes? Punch? No. Yumruk mu yedin? Boom. Sleeping. Okay bro, I'm so sorry for you. Çok fena yumruk yemiş, gözüm morarmış çok fena. Neyse biraz daha takılalım, bir sokakları keşfedelim. Sonra bir yarım saat sonra bir yere oturup bir keyif yaparız. Genel olarak böyle. Oh, menüye bak, bayağı bir. How much one beer? 25. Okay, I will see. I come later now, I record videos. Okay. Streets. Evet, burada da mesela bira fiyatını sordum, 25 bin dedi. Böyle mekanlarda bira içmek 1 dolar. Yani 25 Türk lirası falan. Hi bro, yakaladın beni. Thank you. No, I am very full. I'm full brother, thank you. Gördüğünüz gibi bayağı yani insanlar laf atıyorlar. Yani müşteri çekmek için, para kazanmak için. Yani size az önce de dediğim gibi, yani bir turizme muhtaç olma olayı Vietnam'da bir tık daha fazla. Dünyadaki bütün ülkelerde var. Türkiye'de de var bu olay. Biz de tabii ki turizmden çok büyük paralar kazanan bir ülkeyiz. Turizme ihtiyacı olan bir ülkeyiz Türkiye olarak da ama. Ama yine de müşteri olmasa da olur hani Türkiye. Ama Vietnam, yani gördünüz yani herkes... Tek bir yabancı benim vereceğim 1 dolarlık hesap için bile adamlar saldırıyorlar bayağı bir. Masaj salonları da çok ünlü burada. Masaj salonları da var. Hello. Gördüğünüz gibi her yerde burada masajlar var. Tayland'da masaj olayı çok ünlü biliyorsunuz. Vietnam'da da aynısı var. Bayağı bir masaj salonu dolu. Bak burada da bir tane var. Şu gördüğünüz yerde bir masaj salonu. Ve karşıda da restoran. Arabalar geçiyor. Burada restoranda millet yemek yiyor. Yani doğal yerler ya. Böyle hani... Thank you my friend, thank you. Yani eğer siz yapacağınız yurt dışı seyahatinizde lüks aramıyorsanız, böyle doğal, ilkel şartlar olsun, doğal böyle relax ortamlar olsun diyorsanız Vietnam olsun. Lüks hayat arıyorsanız buraya, yani tabii ki lüks taraflar da var da, çoğunluk olarak sokaklar böyle. Bulunduğum, size gösterdiğim yer Hanoi'nin en hareketli yerleri. Yani siz de bir gün buraya gelirseniz genelde bu tarz yerlerde yemek yiyeceksiniz. Bakın böyle sokak kenarı restoranları, böyle sokak yemekleri işte genelde.
Dikkatimi çeken diğer şeylerden birisi de daha önce Hindistan ve Bangladeş'te çok kez gördüğümüz, her yerde yaygın olan ama Vietnam'da az yaygın olan rikşa taksiler, yani bisikletli taksiler. Gördüğünüz gibi böyle pedalla, insan gücüyle giden bisikletler. Motor yok, akü yok. Tamamen 3 tekerli bisiklet bu şekilde. Bu Hindistan ve Bangladeş'te tamamen bir meslek ve geçim kaynağı, çok fazla. Vietnam'da az gördüm. Az var burada. Çok nadir var ama burada da var yani. Yani bunun olması demek gelir seviyesinin düşük olduğunu anlatan bir olay. Çünkü taksiciler motorlu taşıt alamıyor altına. Yani adam taksici ama kendine motorlu bir motosiklet bile satın alamıyor. Bisikletle taksicilik yapıyorlar insan gücüyle. Yani gelir olayının, gelirin düşük olduğunu kanıtlayan olaylardan birisi. Ve en çok dikkat çeken olaylardan birisi de, ben Hindistan ve Bangladeş'te yaşamış bir insan olarak bana az geliyor ama Vietnam'a direkt gelen insanların söylediği şey, trafikte çok kaos var deniyor. Yani evet, az buçuk kaos olayı var ama bana göre az geliyor. Dediğim gibi Hindistan ve Bangladeş gören insan olarak. Yani çok fazla motosiklet olayı var burada. Görüyorsunuz arabadan çok motor var. Ve ülkede söylenen istatistiklere göre ülkenin nüfusu 90 milyon ve ülkede 40 milyonun üzerinde motosiklet olduğu düşünülüyor. Yani matematiksel düşündüğümüzde her iki insandan birinin motosikleti var bu ülkede ve ülke nüfusu 90 milyon. Her iki insandan birine bir motosiklet düşüyor. Çok fazla motor var, arabadan daha fazla. Şimdi ise gezilecek yerler içerisindeki en ünlü yerlerden birisine geldik. Burada bir göl var göl kenarında ve ileride kırmızı renkli bir köprü yapmışlar ışıklandırmalarla. Güzel gözüküyor. Hello. Hello, how are you? Where are you from? I'm from Turkey. Okay. I'm from Vietnam. Thank you so much. This is for my YouTube channel. I will share to Turkey. Oh. Yeah. See you guys. Bye bye. Sıcakkanlı Vietnam halkı ya. Hemen selam veriyor herkes. Burada böyle bir peye geldik. Hello. Hello, hello. Kamerayı gören herkes çok mutlu oluyor. Ya ben biraz çekiniyorum bazen. Hani insanlar rahatsız olur. Hani böyle sanki onları taciz ediyormuş gibi, gizli gizli çekiyormuşum gibi algılarlar diye. Bazen böyle korkuyorum, insanları çok böyle çekmemeye çalışıyorum. Hani yanlış anlaşılma olmasın diye de. Vietnam'da tam tersi. Kamerayı gören direkt el sallıyor burada. Çok sıcakkanlılar ya. Hani ön yargı olayı burada hiç yok yani. Yani çünkü bu olayı bazı ülkelerde yaptığımızda sorun yaşayabiliyoruz. Yani sen beni gizli gizli mi çekiyorsun, taciz mi ediyorsun gibi bazen olaylar olabiliyor maalesef. Doğal olarak. Yani benim amacım etrafı göstermek de, insanlar yanlış anlayabiliyor. Ama Vietnam'da bu olay tamamen ön yargısız. İnsanlar çok rahat. Yani rahat derken iyi anlamda diyorum. Adamlar insancıl, hani kötü düşünmüyorlar. Hani bilinçleri hep pozitif yani. Adamlar negatif düşünmüyor. Hep pozitif düşünüyorlar. Yani buraya bir yabancı gelmiş. Yabancı işte burada video çekiyor, hemen bir selam verelim falan, hani böyle ya kötü niyetlidir bu turist demiyorlar. O yüzden Vietnamlılar çok tatlı insanlar ya, güzel abi. Size şimdi bonus bir bilgi veriyorum. Önemli bir bilgi. Eğer Vietnam'a bir gün gelirseniz, özellikle Hanoi şehrine, seyahatinizi kesinlikle cuma, cumartesi ve pazar olacak şekilde, burada geçirecek bir şekilde ayarlayın. Nedeni ise şu an pazartesi gecesi ben bu videoyu çekiyorum. Maalesef ki bugün size gösteremiyorum. Ben buraya cumartesi geldim. Cumartesi ve pazarı burada geçirdim. Yorgunluktan dolayı geceleri video çekemedim. Pazartesi anca çıkabildim ve size gösteremiyorum ama ben dün gözümle gördüm. Hanoi'ye neden cuma, cumartesi, pazar gelin diyorum? Çünkü görüyorsunuz burada bir trafik akıyor. Ve bu trafik cuma, cumartesi ve pazar günleri geceleri kapatılıyor ve tamamen halka ayrılıyor. Ve bu yol üzerinde şurada gördüğünüz yer göl kenarı. Gölün etrafındaki her yer, bütün trafik komple kapatılıyor. Halka ayrılıp eğlenceye, etkinliklere ayrılıyor. Her 100 metrede bir farklı bir organizasyon yapılıyor burada. Örneğin ben dün gece burayı kamerasız gezdiğimde burada trafik kapalı, herkes yolda yürüyordu. Burada mesela salsa yapanlar vardı. Son ses müzik açık burada. Tabii bunu halk yapmıyor, devlet yapıyor yani bunu. Hani devlet destekliyor. Burada son ses salsa müzikleri, isteyen herkes burada sokakta salsa, bachata dansları yapıyordu burada. 100 metre ilerlediğimde paten sahası vardı. Çocuklar paten kayıyordu. Az ilerisinde çocuklara özel ayrılmış oyuncakların olduğu yer, bölüm vardı. Farklı bir yerde dans şovlar yapılıyordu. Başka bir yerde
Yani çok farklı alternatif eğlenceler vardı ve gerçekten çok da eğlenceliydi. Çok da keyif almıştım ben dün gece burayı gezerken. Şu an maalesef size gösteremiyorum. Ama siz olun, eğer bir gün Vietnam'a gelirseniz Cuma Cumartesi Pazarı burada geçirin dostlar. Bu trafik üzerinde dehşet bir hayat var dostlar. Bayağı ilginç gözüken bir yere geldik. Burayı şimdi beraber gezeceğiz. İçeride güzel ışıklandırma yapmışlar. Burada benim ilgimi çekti. Ben de ilk defa geliyorum buraya sizle beraber ve en çok benim dikkatimi çeken şey şu duvardaki kaplan olması. Çok güzel gözükmüyor mu? Bir de yani bunu sadece resim olarak da yapmamışlar bu şekilde. Gerçi buraya da para bırakmış birisi. Birisi bahşiş vermiş herhalde. Ne yapsak, alalım paraları yeriz bari. Ve burada bayağı bir güzel gözüküyor. Çok iyi yapmışlar bunu. Aynı şekilde burada da bayağı bir kabartmalı bir şekilde Dragon ejderha var burada da. Ve ejderha Vietnam için çok önemli ve ünlü bir şey. Yani çok fazla böyle batıl inançlara inanan bir ülke. Yani bütün böyle geçmişleri, tarihleri böyle yok 1000 yıl öncesi, 3000 yıl öncesi falan dedikleri zaman hep ejderhalardan bahsediyorlar. Yani ejderha Vietnamlılar için çok ünlüdür yani. O yüzden Vietnam'da her yerde ejderha muhabbeti veya bu şekilde çizimler görebilirsiniz. Şimdi bir dondurmacıya geldim. Külahta dondurma almak isterseniz 15 bin yani yarım dolar. Ben bundan alacağım tabakta böyle kakaolu. Tam 1 dolara bu şekilde. Hi my friend, how are you? Can I get one? Bu ne? Cam Lewis Sokola. Yeah, with chocolate, yeah. Cup. Yeah, cup, aha yeah. Burada böyle bu şekilde 1 dolara şimdi çikolata yiyeceğiz, dondurma. Vietnamcası Cam Lewis Sokola gibi bir şeymiş. Ve dondurmamız hazır. Dondurmaya başlamadan önce size videonun başında bahsettiğim gibi burada da aynı şekilde tabure sistemleri var burada böyle. Her yerde taburede oturuyoruz burada. Çok hoşuma gidiyor havaya. Böyle plastik taburede. Restoranda da olsa dondurmacıda da aynı. Ve dondurmamız geldi. Bakalım Vietnam dondurması nasıl? Ben şöyle söyleyeyim. Çikolata ve dondurma bağımlısı bir insanım. Yani tatlı bağımlısıyım. Tatlı çok severim ve Vietnam'daki ilk çikolatamı, ilk tatlımı yiyorum şu an. Bakalım nasıl çıkacak. Gayet güzel. Güzel yani. Yenir. Beğendim. Gayet lezzetli bu büyük porsiyon. 1 dolar. Hoşuma gitti ya. Ama siz de benim gibi çikolata bağımlısı bir insansanız, çikolatasız yapamıyorsanız Vietnam'da çok zorlanırsınız. Vietnam'da yok. Marketlerde bile çikolata bulamıyorum yani. Yok. Çikolata tatlıcı yok. Hazır burada bir dondurmacı gördüm. Hemen yapıştım abi. 3 gün oldu ben buraya geleli bir tane daha çikolata yemedim. Normalde ben her gün yerim yani. Neyse bununla biraz tatlımızı yiyelim. Şimdi size biraz da Vietnam'daki alışverişten bahsedeceğim. Vietnam'da alışveriş yapmak çok ucuz, çok uygun fiyata çok güzel ürünler var. Örneğin bu üstümdeki tişörtü ben dün burada satın aldım. Aynı zamanda şu altımdaki şort. Bu şortu da buradan aldım. The North Face'in. Tabii çakma. Böyle bir şort. Böyle bir çakma Nike tişörtler aldım. Bu üstümdekinin fiyatı 100 bin. Altındaki şortun fiyatı da 150 bin. 1 dolar da 23 bin ediyor. Yani bu üstümdeki tişört 4-4,5 dolar. Altındaki şort ise 6-7 dolar. Yani bir şort, bir atlet 10 dolara aldım. Çok uygun fiyata. Bayağı alışveriş yerleri var. Burada mesela kadınlar için burada ürünler var. Bu şekilde burada satıyorlar. Yani burada gördüğünüz şeyler ortalama yani 5 dolar 7 dolar falana satıyorlar. Yani 100 Türk lirasına falan. Ne arasınız her şey var. Size şimdi biraz alışveriş yerlerinden göstereyim. Burada mesela tişörtçü bir mağaza var. Ayakkabılar var. Ne arasınız her şeyden var mesela. Forma var. Burada da formaları geçelim mi? Tişörtler falan bakalım. Burada böyle mesela tişörtler var. Çeşit çeşit ne arasanız var. Ve bunların fiyatları 5 dolar. Belki daha ucuz. Böyle 3-4 dolara falan. Burada böyle montlar, kabanlar bile var. Burada North Face'in bakın üstünde de yazıyor North Face'e. Tabii birinci kopya bunlar. Tam orijinal değil. Kopya olarak bu şekilde böyle. Burada ayakkabılar ne arasanız her şeyden var burada. Böyle tişörtler mevcut. Bakın burada her yerde böyle alışveriş yerleri var. Burada birçok ürünlerden mevcut. Ne arasanız var.
yolun karşısında da var. Ki zaten benim bulunduğum bu Hanoi'deki bu Old Quarter bölgesi, demiştim zaten, en merkezi, en turistik yerleri, en böyle kafe, restoranların, en hareketli sokakların olduğu yerler. Turizm gelişmiş olduğu için burada, bu sokaklarda alışveriş olayı da çok rahat. Burada da bakın böyle ne arasanız var. Fiyatına bakın yani. Burada mesela şu gördüğünüz şunlar, örneğin kadınlar için. Bunun fiyatı 100. 100 diyor. Yani tam 5 dolara satıyor. Şurada gördüklerinize 70 diyor. Yani 3 dolara şöyle alt alabilirsiniz, eşofman bu şekilde. 3 dolar sadece. Yani 70 Türk lirasına böyle güzel ürünler var gerçekten. Ve şimdi bir dükkana girdim. Bu üstümdeki tişört ve şortu size göstermiştim. Dün bu dükkandan satın almıştım. Bu kardeşim satmıştı bana, sağ olsun. By the way, I am YouTuber. Yeah, I'm YouTuber. Yeah, yeah, this is hello, for YouTube. From Turkey. Turkey and Vietnam. Yes, I love Vietnam. Yeah, Vietnam good. Very good, Vietnam is very good. Yeah. And you are good friend as well. Yeah, thank you. Güzel çocuk ya. Dün işte bu kıyafetlerimi buradan aldım. Dün param yetmemişti. Bir tane de sweatshirt alacaktım. Yarın gelip alacağım demiştim çocuğa. Şimdi size bir bunu da göstereyim. Şöyle bir North Face'in bir sweatshirt'ü var. Tabii tamamen orijinal değil ve bunun fiyatı how much? 250.000'e satıyor. Yani 250 tam 10 dolara arkadaşlar. Bu şekilde bir sweatshirt var. Gayet güzel. Bunu almayı düşünüyorum. Neyse, ben bir kamerayı kapatıyorum. Bir üstüme giyeyim, deneyeyim. Size de bir göstereyim. 10 dolar. Ha, tişörtleri de göster diyor. Böyle tişörtleri var kardeşimizin. Eğer gelmek isterseniz Hanoi'de bulabilirsiniz. Dün ben buradan alışverişimi yaptım. Böyle North Face ürünleri var burada böyle. Bu şekilde veya Nike falan veya bunlardan Lacoste var. Bu şekilde her şeyden var. Very good model brother. Yeah. Hoppa! Ve giydim arkadaşlar. Sweatshirt bu şekilde. Böyle. Ya benim sweatshirt'üm yok. Öncekini kaybettim. Şu an hani böyle yağmur çamur olduğu zaman, soğuk hava, rüzgar hava olduğu zaman üstüme giyecek böyle kalın şeyim hiç yok. En fazla bir tane. Şunun gibi bir yarım kollu tişörtüm var. Başka bir şey yok. Tamam, gezdiğim yerler sıcak yerler ama yine de arada sırada böyle kalın kıyafetler gerekiyor. Bazen gecesi soğuk olan, yağmurlu bir yerlere denk gelebiliyoruz. O yüzden lazım. Almam lazım. Öncekini kaybettim. Böyle çakma North Face 10 dolar, yani 250 Türk lirası. Bunu alıyorum arkadaşlar. Biraz bol geldi biraz ama olsun be. Alıyorum ben bunu. Okay, this is okay. I'm buying. Thank you. Hadi alıyoruz bunu. Ve bu şekilde dostlar alışverişimi de yaptım. Böyle torbayı da aldım. Aynı zamanda o North Face sweatshirt'ini aldıktan sonra şu altındaki gri şortun aynısının siyahından da bir tane daha aldım. 4 dolar fiyata. Eski kıyafetlerimi artık yavaş yavaş çöpe atıp yeni kıyafetler alıyorum artık. Kıyafetlerime yeniliyorum. Çünkü artık aylar yıllardır yollardayız, artık iyice pislenmeye başladılar. Neyse dostlar, bu şekilde sizlere olabildiğince Hanoi'deki gece zamanında sokaklarda neler var, Vietnamlı insanlar veya buraya tatile gelen turistler nasıl zaman geçiriyorlar, nerelerde takılıp eğlenip nerelerde yemek yiyorlar, sokaklarında neler satılıyor falan, bunların hepsini size göstermeye çalıştım. Bence güzel, samimi bir yer. Hoş bir yer yani. Gayet de güvenli gözüken bir yer. Ben hiçbir şekilde bir güvenlik sıkıntısı yaşamadım. Eğer bir gün buraya gelecek olursanız yani rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Ben bir sorun yaşamadım, görmedim. Vietnam halkı da gayet güzel, sıcakkanlı, güzel insanlar. Ve sizlere de göstermeye çalıştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yarından itibaren yeni şehirlere gideceğiz. Hanoi'deki son günümdü bugün. Ve yeni şehirlerden devam edeceğiz dostlar. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. O zaman diğer Vietnam videolarında görüşmek üzere.